İhsan Bey, şu an 3 metrekarelik bir banyo içerisindeyiz. Evet. Çok küçük bir banyo gibi görünüyor ama siz bu banyoyu çok kullanışlı bir hale getirdiniz. Bunu sizden dinleyelim. Tabii ki. Aslında genelde Türkiye'deki banyolar çok büyük değil maalesef. Yani birçok apartmanda küçük yerlerde yaşıyoruz. Hele son zamanda daha küçük yerler, stüdyo daireler vesaire tercih ediliyor. Ondan dolayı dairelerde 3 metrekare banyo oluyor ve bu 3 metrekarenin içinde yani sadece banyo değil, aynı zamanda çamaşır makinesi de ihtiyacı oluyor. Aynı zamanda işte elektrik süpürgesi, bile de vesaire gibi şeyleri de saklamaya ihtiyaç oluyor. Biz tüketicilerle yaptığımız araştırmalarda şunu gördük ki insanlar bütün bunları saklamak istiyorlar. Yani Türkiye'de hala dairelerin içinde ciddi oranda leğen var. Leğeni koyacak bir yer arıyorlar vesaire. Şimdi biz bu sistemi öyle bir hale getirdik ki bu tamamen modüler bir sistem. Banyonuzun yani köşesinde bir kolon varsa mesela o kolona göre adapte olabiliyor. Ya da banyonuzun su tesisatı karşıda değil soldaysa ona göre adapte olabiliyor. Kapının açılma yönüne göre değişebiliyor. Burada mesela dolapların içinde değişik çözümler yaptık. Mesela bu dolapta villadanızı saklayabiliyorsunuz. Eğer villadanız varsa kovayı aşağı koyup topasını da yanına yerleştirip saklayabiliyorsunuz. Villadanız yoksa bu bölümü hiç kullanmayabilirsiniz. Burada bir adet askımız var. Buraya bornoz asıp bornozunuzun da ortada görünmemesini sağlayabilirsiniz. Yine sopalı süpürgeniz varsa sopalı süpürgeyi de bunun içine sokabilirsiniz. İçine her türlü malzemeyi yerleştirebilirsiniz. Deterjanlarınızı koyabilirsiniz. Bu böyle bir çözüm sağlıyor. Yine çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi evet aynı şekilde. Çamaşır makinesini yerleştirebiliyorsunuz ve yukarıda olduğundan dolayı aslında makinenin kapağını alıp içine kirlileri yerleştirmek daha kolay haline geliyor. Yine çamaşır makinesinin tam karşısında bir kirli sepetimiz var. Kirlilerimizi koyacak yerimiz olmadığından bu kirli sepetine hafta içinde biriktirdiğiniz kirlilerinizi buradan alıp direkt çamaşır makinesinin içine koymak şeklinde çok kolay bir hale getiriyoruz. Hem ergonomik hem vücudu daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Yine çamaşır makinesini yukarı kaldırmaktan kaynaklanan alttaki boşluğu da değerlendirip burayı da büyük bir dolap haline getirdik. Ve bu dolabın içine de leğen ve benzeri şeyleri kaldırıp oradan temiz bir ortam sağlayabiliyorsunuz. Evet, makyaj malzemeleri, tıraş malzemeleri gibi ürünleri nereye koyacağız? Banyolardaki en büyük sorunlardan tanesi. Onları da koyabileceğiniz birçok yer var. Birincisi kapak sistemini mümkün olduğunca ya sürgülü ya akordeon kapak haline getirdik. Çünkü bu tür yerlerde kapağı büyük bir şekilde açmak zor olabiliyor. Yerden tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla sürgülü kapağın içinde her türlü malzemenizi biriktirebileceğiniz, her türlü boşluktan dolap olarak faydalanabileceğiniz bir yer mevcut. Yine akordeon kapakları kullanmaya başladık ki bu akordeon kapaklar az yerde çok ürün saklamanızı sağlıyor. Ve yine bazı ürünlerde biz önden kapak yerine yandan kapak yaptık. Bunlar da yeriniz eğer ona uygun değilse yan taraftan açılan bir lavabo altı kapak sayesinde daha geniş bir hacim yaratıyor. Evet. Burada kullandığınız malzemeler konusunda biraz bilgi verir misiniz? Bunlar bizim geliştirdiğimiz Durabat dediğimiz özel bir kaplama sistemi. Bunlar hem suya dayanıklı, buhara dayanıklı, hiçbir şekilde bozulmuyor. Ve bu tür küçük ortamlarda buharın yoğun olmasından kaynaklanan makine çalışıyor, sıcaklık var, duş içinde mobilyaların bozulmasını engelleyen bir kaplama sistemi var. Evet, bu çözümler ailelerin banyo keyfini biraz daha fazla keyif yaşamalarını sağlayacak. Yani. Aynen öyle. Banyonuzu eğer dairenizde yeriniz yoksa, banyonuz küçükse 3M2 dediğimiz bu banyo çözümü sayesinde istediğiniz banyonuzu en güzel şekilde dekore edebiliyorsunuz. Evet. Böyle bir banyonun maliyeti nedir? 3 metrekare bir banyoda eğer standart ürünleri aldığınız zaman yaklaşık yani seramikleri de dahil olmak üzere bu arada armatürleri her şey dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 ila 6.000 lira arasında malzeme maliyeti var.